Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Uzun vadeli yatırım için cazip hisseler videomu hoş geldiniz. Öncelikle sık sorulan sorulara cevap vererek başlamak istiyorum. Uzun vadeli yatırım 1 yıl ve üzerinde yatırım demektir. Vadesi daha kısa olan yatırımlara kısa vadeli yatırım diyoruz. Orta vadeli yatırım diye bir şeyin geçerli bir tanım bulunmamaktadır. Dolayısıyla siz eğer 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık neyse bir veya seçime kadar gibi bir yatırım planı varsa kafanızda, bu video size göre değil. Çünkü uzun vadeli yatırımcı değilsiniz. Uzun vadeli yatırımcı değilseniz o zaman teknik analize göre bir şeyler alıp satmanız gerekiyor. Burada biz değer yatırımını öne çıkartıyoruz. Yani ucuz olan ama karlı olan şirketlerin hisselerine yatırımı öne çıkartıyoruz. Bu işi nasıl yapıyoruz? Burada Equity RT programını kullanarak bir filtreleme yapıyoruz. Bu filtrelemede analist tavsiyelerine göre, analistlerin takip ettiği ve analist tavsiyelerine göre pozitif olan hisselere bakıyoruz. Bir kere öncelikle analistler tarafından takip ediliyor olması gerekiyor bu hissenin. Genellikle BIST 100 dışındaki hisseler takip edilmez. BIST 100'ün içerisinde de ancak belki 60-70 tane hisse takip edilir. Tamamı da takip edilmez. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bunun avantajı, dezavantajı nedir dersiniz? Eğer Türkiye'ye dışarıdan bir para gelecek olursa, bir yabancı yatırımcı gelecek olursa, analistler tarafından takip edilen, hakkında rapor yazılan hisselere gelmeleri beklenir. Ya da en azından bir zamanlar bir raporlar yazılmış hisselere gelmeleri beklenir. Hiçbir analistin takip etmediği, rapor falan da yazılmayan, sadece belki halka arz zamanında bir şeyler yazılmış şeylere, hisselere öyle bir yatırım gelmesi beklenmez. Dolayısıyla bir kere baştan seçimi bu şekilde tutuyoruz. Artı olarak onların beğendikleri hisseler içerisinde de ucuz olanlarını bulmaya çalışıyoruz. Yani uzun vadeli yatırım için cazip olanlarını bulmaya çalışıyoruz. Cazip olanlarını bulmaya çalışırken de ne yapıyoruz? Eğer bu şirket bir sanayi ya da hizmet şirketi ise firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar oranına bakıyoruz. Tabii ki sadece buna bakmıyoruz. Fiyat kazanç oranına da bakıyoruz ama asıl baktığımız şey budur. Bu nedir derseniz, aşağıda açıklamalarda bunları anlattığım bir videonun linki var. Fiyat kazanç oranı nedir? Piyasa değeri defter değeri nedir? Firma değeri faiz vergi amortisman öncesi kar oranı nedir? Bütün bunların ne olduğunu size anlattığım videonun linki var, orada izleyebilirsiniz. Hatta izleyip de öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu şirket ve hizmet veya sanayi şirketi değil de mali bir şirketse, mesela banka, sigorta, yatırım ortaklığı gibi bir şeyse, o zaman piyasa değeri, defter değeri ve fiyat kazanç oranına birlikte bakıyoruz. Sanayi şirketlerinde, hizmet şirketlerinde piyasa değeri, defter değeri oranına öncelikli olarak bakmıyoruz. Bu orana göre ucuz olan hisselere bakıyoruz burada. Bankalarda piyasa değeri, defter değeri ucuz olanlar hangileri? Onları bulmaya çalışıyoruz. Kriterlerimize uygun olan hisseleri de burada 2 tane liste olarak yayınlıyorum. Biri firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar oranına göre olan, diğeri de piyasa değeri, defter değerine göre olan. Bu listeleri cep telefonundan takip edenler okuyamadıklarını söylüyorlar. O yüzden aşağıda açıklamalarda gene linki var. Ben bir sayfada size bunları liste olarak da veriyorum. Oradan gidip bakabilirsiniz. Ayrıca genellikle de şöyle sorular oluyor: falan hisseyi burada göremedim gibi. Falan hisseyi göremediniz çünkü analistler takip etmiyordur ya da kriterler, yani firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar, FK oranı vesaire gibi şeylere göre bu hisse pahalıdır. O yüzden burada yoktur. Ama bu takip ettiğiniz hissenin hakkında bilgi almak isterseniz, yani benim bu çok beğendiğim hissenin firma değeri böyle faiz vergi amortisman öncesi kar oranı ya piyasa değeri defter değeri oranı nedir diye merak ediyorsanız, onun da aşağıda linki var. O da bir sayfada sizler için haftada bir güncelleniyor. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde yani bu bilgileri vermek istedim. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra bu hisselerden 15 taneye kadar almanızı öneriyorum. Uzun vadeli yatırım için almanızı öneriyorum. Yani burada bu videonun adı Ekim ayında uzun vadeli yatırım için cazip hisseler, ama Ekim ayı itibariyle yaptığımız için, yoksa yani 1 senelik yatırım için burada en az almanız gerekiyor.
Ne kadar zamana kadar tutacaksınız? Artık bu hisseler pahalılaştığı zaman. Pahalılaştığını nereden anlayacaksınız? Burada işte size kriterleri söylüyoruz. Bu kriterleri artık fazlasıyla aşmış olduğu zaman bunları satacaksınız. Yani şu anda endişe etmenizi gerektirecek bir şey yok. Mesela şirketin FK oranı 2,5. Ne zaman pahalanır böyle bir şey? Ne bileyim işte 15 olsa artık pahalandı diyebiliriz, değil mi? Demek ki 6 katına çıktığı zaman bu hisse pahalandığından bahsedebiliriz. Yani yoksa böyle bir şeyden bahsetmek söz konusu değil. Yani buna pek kafa yormanız gerekmiyor ama çok sorulduğu için söylüyorum. Ama zaten dediğim gibi her hafta bütün bu hisselerin değerleme oranlarını açıklıyorum ben. Aşağıda açıklamalarda linki var. Oradan bakıp ya evet bizim hisse bayağı pahalanmış falan diyebilirsiniz. Haftada bir kontrol etseniz yeter. Bu listeden çıktıysa da zaten artık ucuz değil demektir. Ucuz değilse ne yapacaksınız? Ucuz değil diye bir şey satmanız gerekmiyor. Bir kere pahalı değil. Aldınız, tutacaksınız. Neden bu listeden çıkmış olabilir? Bir, ucuz değil. O yüzden çıkmış olabilir. Veya artık analistler daha az beğeniyor olabilir. O da zaten kendisini belli eder gidişattan. O yüzden yani satmanız tarafında da ne yapmanız gerektiği belli. Yani o listeyi takip etmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim buradaki kritik soruya. Daha doğrusu pazarlık yapılan şeye. 15 tane hisse alamıyorum. Ben 15 tane hisse takip ediyorum. Peki 10 tane al. 10 tane de alamıyorum ben. 3 tane, 5 tane almam gerek, alabiliyorum. Ya da ben daha evvelden yanlış yatırımlar yaptım. Çok zarar ettim. O hisselerde zararda bekliyorum. Onları satıp buraya gelmem gerekiyor. Ya ben altın aldım. Altında çok zarar ettim. Altını satıp buraya gelmem gerekiyor falan. O konularda ben yardımcı olamıyorum arkadaşlar. Burada anlatılan size şey 10 ila 15 hisse arasında alın ve uzun vadeli olarak tutun. Bu şekilde bunu yapacaksınız. Ben bunu yapamıyorum diyen adam o zaman zaten kendine başka bir yöntem bulması gerekiyor. Benim bildiğim, anladığım, önerdiğim yöntem budur. Şimdi bunları da söyledikten sonra firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar oranına göre hisselerimize başlıyoruz. Equity RT programımızı kullanarak. Şimdi şu şekilde Koza Anadolu Metal var şurada ilk başta ve de FDFYX 0.62 inanılmaz derecede ucuzluğu var. Piyasa değeri defter değeri 2'ymiş. Bundan ilgilenmiyoruz dedik. Çünkü firma değeri faiz vergi amortisman öncesi kar oranı asıl bizim için önemli olan burada ve de analiz tavsiyeleri burada önemli olan. Tabii tavsiyeleri burada çekmedik. Peki tamam, demin gösterdiğim liste bütün hisselere ait olan listeydi. Şimdi doğru listeden devam edelim. Evet, Koza Anadolu Metal 0.62. Zaten bütün hisseler arasında en ucuzu bu gözüküyor. Koza Anadolu Metal güzel, beğeniyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum yalnız. Bazı hisseler çok ucuz ama bir süredir düşüyor. İşte biz bundan para kazanamadık falan gibi şeyler söylüyor insanlar. Düşüş trendinde olabilir. Konjonktürel olarak olabilir. Mesela demir çelik hisseleri, Ereğli Demir Çelik, Kardemir, İskenderun Demir Çelik bunlar çok ucuz olduğu halde konjonktür nedeniyle teknik olarak da bakıldığında teknik olarak bunlar düşüş trendinde uzun bir süre kalmıştır. Dolayısıyla fazla para kazandırmamış olabilir. Biz böyle bir durumda bunları tutmaya devam ederiz. Ama böyle bir teknik analize göre bunlar düşüş trendine giriyor. Ben bunları satayım, buralarda beklemeyeyim diyorsanız, yani alıp uzun vadeli yatırımcı olmayacağım diyorsanız, o zaman teknik analizi öğreneceksiniz. Oradan takip edeceksiniz. Teknik analizi öğrenmek istiyorsanız eğitimimiz var. Zaten aşağıda açıklamalarda linki var. Eğitime katılabilirsiniz. Ya da bu listede gördüğünüz hisselerin neredeyse tamamı için ben teknik analizi yapıyorum. Her gün de güncelliyorum. Info yatırımda hesap açıp orada da Analiz Pro ürününe abone olarak, bu ücretli bir servis oluyor. Her gün yapılan teknik analize göre yükseliş trendine giren ya da düşüş trendine giren bu hisselerin hakkında bilgi alabilirsiniz. Onlarla ilgili her akşam video çekiliyor. Sadece cuma akşamı olmuyor. Onun için da sonu çekiliyor. Yani Ereğli aldım, para kaybettim. Uzun vadeli yatırımcıysanız tutmaya devam ediyorsunuz. Yok ben alsat yapacağım diyorsanız ya öğreniyorsunuz ya da böyle bir hizmete ne oluyorsunuz. Bunu da söyledik. Koza Anadolu Metal analistlerden bakın bir tanesi takip ediyor. Yani birkaç tane şirketin daha araştırma grubunun takip etmesini isteriz.
tek bir tane araştırmacının takip ediyor olması o kadar iyi değil. Bizim toptan satış mağazaları, bu da bayağı ucuzmuş. Onu da iki analiz takip ediyorum. Anadolu Grubu Holding, bakın o da çok ucuz. Kardemir, bu demir çelikler içerisinde en ucuz olanı. Ondan sonra Tüpraş geliyor. Tüpraş, bakın FDFAK 3, FK 6.87. 12 tane de analist var. Yani onların da büyük çoğunluğu, %83'ü alın demiş. Tüpraş da mesela herkes alın diyor. Ereğli Demir Çelik Kardemir'e göre daha ucuz olduğu görülüyor buradan ve daha az beğeniliyor Kardemir'e göre. Yani bir tane alınacaksa mesela Kardemir tercih edilebilir. Ben genelde eski Ereğli analisti olduğum için Ereğli'yi hep tercih etmişimdir ama analistler artık bu şekilde düşünüyorlar. O da maliyetlerle ilgili bir konu. Şimdi burada ayrıntıya girmek istemiyorum. Anadolu Efes biracılık zaten, yani hep söylediğimiz, yani çok uzun zamandır ucuz kalan hisselerden bir tanesi. Turkcell, o da öyle. Vestel, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, o da var. Mavi Giyim, Türk Telekom, Şok Marketler. Şok Marketler, bakın bizime göre daha aşağılarda oluyor ama daha çok analiz tarafından takip ediliyor ve de bayağı beğeniliyor. O yüzden mesela perakendede Şok Market tercih edebilir çünkü daha çok analiz takip ediyormuş. EKG'ye, o da var. Doğuş Otomotiv de var. Doğuş Otomotiv bu listede ucuz gibi görünmekle beraber analiz tavsiyeleri, al tavsiyeleri %25. Yani gördüğünüz üzere 8 analistin ikisi sadece al vermiş. O yüzden bu Doğuş Otomotiv'i geçiniz. Yani böyle bir şey ucuz da olsa, analistler fazla al tavsiyesi vermiyorsa buna yatırım yapılmaz. Vestel Beyaz Eşya, Yataş, Enerjisa, Türk Hava Yolları. Bakın Türk Hava Yolları çok çıktı diye bir olay var. Yani sürekli olarak ya bu saatten sonra da Türk Hava Yolu olun. Ben de aylardan, yıllardan beri Türk Hava Yolu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani tabii Şişecam falan da diyoruz ama Türk Hava Yolu diyorum. Şimdi Türk Hava Yolu çıkmış da ne olmuş? FK'sı 6, yani 5.9, 6 FK. Yani bu Türk Hava Yolu iki katına çıksa FK 12 olacak. Pahalıdır demem 12 FK'ya ama ucuzdur da demem yani. Öyle bir şey. FDFYK 6. İki katına çıksa 12 olacak. 12 FDFYK işte ucuzların artık sınırındadır derim. Yani iki katına çıksa Türk Hava Yolu. O yüzden Türk Hava Yolu hala daha ucuz. Şöyle kendimizi de çıkartalım buradan. Devam edelim. Coca-Cola her zaman çok beğendiğim birisi. FDFYK 6. Tofaş, onu da çok beğeniriz. Ve de bakın otomotivler içerisinde şu anda Tofaş'ın en ucuz olduğu da görülüyor, değil mi? Yani genellikle Ford mu Tofaş mı falan dedi. Tofaş derdik. İşte Ford gene aşağılarda, bayağı bir aşağıda. Tofaş gene ucuz. Medikal Park Sağlık var. FK yüksek ama FDFVÖK olarak iyi. 4 analistin 4'ü de alın demiş. Kozu Altın var. O da beğeniliyor. O da güzel. Şişecam zaten yani çok kazandırdı, çok beğeniyoruz. Her zaman beğendiğimiz şeylerin başında gelir. Odaş Elektrik var, Aksa var, Petkim var. Petkim daha az beğeniliyor yalnız analistler tarafından. Kordsa var, Arçelik var. Arçelik en az beğenileni belki bunların içerisinde. O zaman Arçelik'i geçebilirsiniz belki. Vestel Beyaz Eşya daha uygun olabilir Arçelik yerine. Torunlar Gayrimenkul var. Selçuk Ezda var. O da güzelmiş. BİM var. Tabii Şok Market'le BİM de düşünülebilir. Burada Akçansa varmış. O da iyi. Kardemir A var. Ama bizim beğendiğimiz şey Kardemir D'ydi. Unutmayınız. Tekfen Holding. O da evet zaten konjonktür nedeniyle çok kötü durumdaydı. Bayağı toparladı. Ucuz şu anda. Otosan var. Ford Otosan. Ford Otosan'ı beğenmiyoruz. Yani tamam hisse hisse olarak falan ucuz ama Türk şey Tofaş varken Ford Otosan'ı ne yapalım, değil mi? Logo Yazılım var. O da beğeniliyormuş. Aksa Enerji var. Bayağı çıkmış olmasına rağmen Aksa Enerji hala da listemizde. Çünkü çok para kazandırdı bu. Artık bu listeden çıkmasını bekleriz ama henüz çıkmış değil. Çimsa var. En dipte de Aselsan var. En az ucuzlukta o varmış. Buradaki kriterimiz şu. FDFYK 15'ten küçük olacak.
FK'da 20'den küçük olacak. Yani biraz da para kazanıyor olmasını istiyoruz şirketin. Şimdi efendim piyasa değeri defter değerine göre bakacağız burada. Piyasa değeri defter değerine göre bakmak buradan ne demek? Burada sadece dediğim gibi mali şirketlere bakıyoruz. Bir de gayrimenkul yatırım ortaklıklarına da bakıyorum ben bu değere göre. Bu listede mali şirket olmayan, gayrimenkul yatırım ortaklığı olmayan başka şirketler de olabilir. Onlar konumuz değil. Onlarla ilgili olarak FDF-VK'ye göre bir değerlendirme yaptık zaten. Bu bilgiyi de vermek gerekiyor. İşte torunlar gayrimenkul defter değerine göre 0,64 gayet ucuz. Vakıflar Bankası o da bankalar içerisinde en ucuz olanı. Halkbank burada kriter değil. Yani dava nedeniyle Halkbank'ı kapsam dışında bırakıyoruz. Akbank var. Akbank tam Vakıflar Bankası kadar neredeyse o da ucuzmuş. Akbank hatta FK'ya göre daha da ucuz. Analist al tavsiyeleri %71 yani Akbank Vakıfbank'a göre tercih edilebilir. İş Bankası var. O da gayet ucuzlardan. Yapı Kredi var. Garanti var. Bakın garantiden sonraki Özak GYO da varmış. Banka TSKB. Şimdi bu TSKB ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bakınız bu TSKB tamam ucuz çıkıyor. Ben aylardan beri takip ediyorum. Birileri bunundan oynuyor. Ya bu böyle yatırım yapılabilir bir şey değil o yüzden. Yani banka olarak, yapı olarak falan beğeniyoruz. Çok güzel. Ama belki yani şimdi bankanın diğer bankalara göre çok daha küçük olması piyasa değeri olarak. Halka açık piyasa değerinin çok daha küçük olması bunun böyle bir takım oyuncuları kendine çektiğini gösteriyor. Ve onlar böyle anormal bir şekilde yükseltebiliyorlar. Ve ondan sonra da taban tabanda gittiğini görüyoruz. Burada çok büyük olaylar oluyor. O yüzden banka yatırımı yapacaksanız bakın Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti bu beşi var zaten. Yani bir de TSKB ile uğraşmayın. TSKB'den illa para kazanacağım diyen adam bu TSKB'nin çok ucuz olduğu bir zamanda bunu alıp tutabilir. Çok da alıp başını gittiği zaman satarak belki kazanmaya çalışabilir ama bu geçerli bir yatırım yöntemi değildir yani. Onu da söylemiş olalım. TSKB'yi söyledik. Sabancı Holding var. Her zaman en beğendiğim holdingtir diyorum. Neden? Defter değerinin altında bir kere FK'sı da 2,3. Yani 2,5 deseniz şu Sabancı Holding'in FK'sını 2,5 deseniz 6 katına çıksa 15 eder FK'sı. Artık 15 FK almış. Ya bu da o kadar ucuz değil deriz yani. Bu kadar yani. Değil mi? Bu kadar ucuz bir şey. Bir de yani önerilen şey koskoca Sabancı Holding gibi. Bunda nedir? Analistlerin 4'te 3'ü beğeniyormuş. 4'te 1'i de tut diyormuş. Niye tut diyorlar ki? Böyle bir şey. Bu kadar ucuz bir şey. İnanılmaz. Türk Hava Yolları demin de bahsetmiştik ama bakın defter değerinden bile ucuz olduğu burada gözüküyor. Burada konumuz değildir. Emlak Konut burada da var. Anadolu Efes, Kardemirler burada da var. Onlar dediğim gibi konumuz değil. Burada ama mesela Koç Holding var. FK'sı 4. Defter değerine göre 1,3. Koç Holding de gayet ucuz holdinglerden bir tanesi. Ama Sabancı kadar ucuz değil. O yüzden en çok beğendiğim şey benim Sabancı Holding'dir diyorum. İşte bu şekilde takip ettiğiniz zaman yani burada bankalardan, holdinglerden bir iki tane alın. Diğer sanayi ve hizmet hisselerinden de alın. Yani aynı sektörde mesela hem Tofaş hem Ford olması mantıklı değil. Mesela hem Arçelik hem Vestel Beyaz Eşya olması mantıklı değil. Biraz sektörel şey yapın, dağılım yapın. Ama mesela banka alacaksanız o zaman tabii ki bir değil iki banka falan alınabilir. Yani banka ağırlığını arttırayım diyenler üç banka da alınabilir. O zaman hangi bankalar var? Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası. Beş banka. Bu beş bankanın dışına çıkmıyoruz. Yani öyle Şekerbank'tır, TSKB'dir, bilmem nedir falan oralarda macera aramıyoruz. Her ne kadar TSKB ucuz da olsa da. O zaman mesela 3 tane banka aldınız, 12 tane de diğer hisselerden
alabilirsiniz. Burada mesela Anadolu Sigorta'yı da söylemek gerekiyor. Sigorta da mesela Anadolu Sigorta olabilir. Türkiye Sigorta değil. Anadolu Sigorta olabilir. Çünkü Türkiye Sigorta o kadar ucuz değil artık. Bu şekilde bir portföy oluşturacaksınız ve tutacaksınız. Sabit bir paranız var ama geliriniz yoksa o zaman alın tutun. Fazla da oynatmayın artık o saatten sonra. Ama geliriniz varsa üzerine ekleyebilirsiniz. Yani her ay bakarsınız ucuz olanlara da hala daha ucuz olanlara daha ekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde tuttuğunuz zaman portföyünüzü zaman içerisinde bir şeyler kazanma ihtimaliniz daha yüksek olur. Hiçbir şekilde garanti edinemez. Ben bunu görüyorum yani bana şu kadar para verin ben size bu kadar getiri garanti edeyim diyen adamlar var. Dolandırıcılıktır. Yani öyle kimse bir getiri garanti edemez size sermaye piyasalarında. Bu ancak sabit getirili menkul kıymetli olan bir şeydir. Yani mevduata para koyduğunuz zaman ya bir tahvil bono aldığınız zaman geriye vadesinde ne kadar para alacağınızı bilirsiniz. Yani bir temerrüt olayı da olmazsa bu parayı alırsınız. Onun haricinde de böyle bir şey yoktur. İşte bugünlük de bu kadar.